arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle önümde duran bu güzel modelimizi çalışacağız modelimizde etol şal atkı yazlık bluzlar, süveterler, ceketler çalışabilirsiniz. Yani tığ işiyle örmek istediğiniz her yerde bu güzel modelimizi kullanabilirsiniz. Modelimizin görünümü çok şık. Şöyle gördüğümüz gibi görüntüsü gayet şık. Örmesi de bir o kadar kolay bir model. İnce iple ördüm ben. Alize'nin diva ipiyle ördüm. Yani çok çok ince de değil. Biraz tok kullanan arkadaşlarımız bilir. Yani diğer tiftik iplere nazaran birazcık daha dolgusu e, top durmakta. Tiftikler daha ince kalmakta ya da angoralar daha ince kalmakta. E, iki buçuk numaralı da tığımla bu güzel çalışmamızı yaptım. Sizlerde hangi iple çalışmak isterseniz bu çalışmamızı yapabilirsiniz. Şöyle görünümü gayet güzel. Arkası da aynı şekilde görünmekte. Bir sıra trabzan, bir sıra sık iğne örerek çalışmamızı tamamlıyoruz. Ben Atkı ya da şal yaparak kullanmak isteyen arkadaşlarım için şöyle kurçuk çalıştım. Dilerseniz sizde de bir tane kurçuğumuzu birlikte yaparız. dilerseniz farklı modellerde uygulayabilirsiniz. Evet kolay gelsin diyerek hemen bu güzel çalışmamızın yapımına başlayalım. Kolay gelsin. Bir tane düğümümü atıyorum. Şu şekilde sıkıştırıyorum. Üzerine 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 5 Tığımın başını 2 defa doluyorum. 1. zincir yuvasının içerisine giriyorum. İkişer ikişer örüyorum. 1 2 ve 3. 3 defa da kapadım. 3 tane zincirimi çekiyorum. 1 2 3. Hemen kapar kapamaz ve tığımın başını bir defa doluyorum üstteki trabzan örmüş olduğumuz yerin şöyle yani yuvanın içerisine girerek 8 tane trabzan örüyorum bir tane de zincirimizde çekmiştik toplamda burada 9 trabzanımız olması gerekiyor 2 3 4 5 6 7 8 9 9 tane trabzanımız oldu sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 trabzanımızı tamamladıktan sonra bir tane zincirimi çekiyorum bitiş yönünde örgümün arkasını çeviriyorum Çektiğim zinciri 9. trabzanın üzerine batırıyorum. Yani önden sayarken 9 olan sondaki trabzanımız. Sonrasında birer birer örmüş olduğum trabzanların tepesine batarak sık iğnelerimi ilave ediyorum. Hepsine de bir tane sık iğne. Ve en son bakınız sık iğnelerimi tamamladım şöyle önden de görelim tekrar zincirimi çekiyorum önce bir beş tane ara zinciri çekeceğim elime işaretimi koyup sonrasında bir beş tane daha zincirimi çekeceğim bir iki üç dört beş beş tane çektim beşinci şöyle tutuyorum 1 2 3 4 5 tekrar tığımın başını iki defa doluyorum bu 5'i değil, diğer 5'ten hemen giriyorum. İpimi çıkarıyorum. İkişer ikişer alıyorum. 1 2 ve 3. Yeni yuvamı yaptım. Tekrar 1 2 3 tane zincirimi çekip toplamda zincirimizle birlikte 9 tane trabzan olacak şekilde ardı ardına örüyorum. 3 bir doluyorum bir doluyorum 1 2 3 tekrar 1 2 3 9 olana kadar Örmeye devam edelim kaç olmuş bakalım 2 4 6 7 8 zincir örüyorum ve 9. 9 Dokuz tane trabzanı ördüm yine 9. üzerine bir tane zincirimi çekip arkayı çeviriyorum ve çekmiş olduğumuz zinciri en sondaki trabzanımın tepesine batıyorum ve birer birer sık iğnelerimizi örerek geliyorum 9 Dokuz trabzanımızın dokuzuna da batıyorum modelimiz çok farklı çok güzel durmakta şuradaki dokuzuncu ya da batalım evet İkincisini de kurdum. Tekrar 5 zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5 Elimi koyuyorum. 1, 2, 3, 4, 5 2 defa doluyorum. İkinci beşliğin birine giriyorum. İpimi çıkarıp ikişer ikişer alıyorum. Sıkıştırmadan şöyle rahat rahat. Sonra 3 zincir ve 9 tane trabzanımızı üzerindeki sık iğneleri ile birlikte dolduralım. 3 tane modelimizin zeminini hazırladık. Sizler öreceğiniz örgümüzün zeminine göre Buradaki yuvaları dilediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Yani kullanacağınız alana göre eğer şal, etol, atkı ya da bluz örecekseniz ölçümüz neyse ona göre buradaki yuvalardan hazırlayacağız. İşlemimiz bu şekilde devam etmekte. Yani aralarda beşer zincir, ikinci beşer zincir içerisini başını iki defa dolayıp ikişer ikişer çekiyorum. Ama sıkı çekmiyorum. Biraz rahat çekiyorum ki çok büzmesi, büzme yapmasın. Aralarda beşer zincir ve ne kadar öreceksek örelim. Diyelim bu en son ördüğünüz bölüm. Burada daha 20 tane de olabilir. İşte 10 tane de olabilir. Hiç fark etmez. En sonuncuya geldikten sonra buraya 9 tane zincirimi çekiyorum şuradan. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9 tane zincirimizi çektim. Örgümün arkasını çeviriyorum zincirimizi çektikten sonra bir atlıyorum ikinciye batıyorum şuraya bakınız bir tane atladım ikinciye batıyorum ve hemen bir ilerisine sık iğne yapıyorum bir tane daha 9 zincirimi çektim bir tane atladım ikinciye battım bir sık iğne ile yanına ve diğerinin yanına yaptım. Yani zincirimizle birlikte toplamda 3 tane sık iğnemiz oldu. Zincirimi battım ve ardarda arda 2 tane sık iğnemle 3 tane sık iğne oldu. Şimdi çeviriyorum. Örgümün arkasına çevirdim. Hiçbir işlem yapmadan bakın zincir falan çekmedim. Hemen çevirdim. Tığımın başını bir defa doluyorum. Ve buradaki noktaya 9 tane trabzanımı örüyorum. Giriyorum, direkt yuvaya giriyorum. Bir, ilki bu. İki, üç, dört, beş, altı. İkinci sıramıza başladık tabii ki. Yedi, sekiz ve dokuz. 9 tane trabzanımı ördüm. Bir tane zincirimi çekiyorum. Yine altta yapmış olduğum gibi. Örgümü çeviriyorum. Zincirimi ilk trabzan üzere batıyorum. Sonrasında birer birer 9'unun da üzerine sık iğnemi örüyorum. Sık iğnelerimizi mutlaka buradaki ilk çektiğimizi de unutmuyoruz. Dokuzunu da örerek tamamladım. Bakınız ilk köşe dönüşümüzü bu şekilde yaptık. Tamamlanan sık iğnemden sonra şurada gördüğünüz boşluğumuz var. Hemen şurayı örmüşüz bakınız. Örmediğimiz ilk yere giriyorum. Bakın bura örülü olduğu için örülü yere batmıyorum. Örülü olmayan bölüme geliyorum. Bir tane sık iğnemi örüyorum ardından ikinci sık iğnemi örüyorum ardından üçüncü sık iğnemi de örüyorum üç tane sık iğnemi ördüm şimdi beş tane zincir çekiyoruz sadece köşemizde dokuz çektik arada beşer beşer ilerleyeceğiz bir iki üç dört beş artık aralarda hep bu şekilde devam edeceğiz diğer modelimizi aldım şöyle düzelttim bakınız örgümün düz yönü Birinciye batmıyorum, ikinciye batıyorum. Yani birinci sık iğneye batmıyorum. İkinci sık iğnemi gelerek batıp bir tane sık iğne örüyorum. Ardı ardına 3 tane yani toplamda 3 olacak. Birinciyi ördüm, ikinciyi ve üçüncüyü ördüm. 3 üç sık iğnemi ördükten sonra örgümün yönünü hiçbir işlem yapmadan çeviriyorum. Tığımın başını bir defa doluyorum zincir içerisine 9 tane trabzanım örüyorum trabzanlarım hep 9 olacak sonra üzerine 9 sık iğnesi saymadım ben sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9'uncuyu da ördüm. Bir zincirimi çekiyorum. Örgümün arkasını çeviriyorum. 9. tepesine batıyorum. Birer birer sık iğne eleniyorum. Bakın çok da zevkli örmesi. Sık iğnelerimin tamamını bitirdim. Şimdi tamamını ördükten sonra battığımız yere değil, aynı yere batmıyorum. Bakınız, bir batılmış yere batmıyorum. Buraya batmıyorum. Hemen yanındakine batıyorum. Burayı kullanmıyoruz. Diğerine batıyorum. 1 2 ve 3. 3 tane sık iğnemi batıyorum ve 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. Şöyle düzeltiyorum örgümün yönünü. yönümüz mutlaka düzeltelim. Birinciye değil, ikinciye batıyorum. Sık iğnemle. Ve yan yana 3 tane sık iğnemiz oluyor. Birinci, ikinci. Şimdiki öreceğim de 3. İlk battığımızdan ayrı 3 değil. Toplamda 3 tane olacak. 3'ünü ördüm. Burada hemen ardını çeviriyorum. Tığımın başını doluyorum. Zincirimin içerisine 9 tane trabzanımı örüyorum. Üzerine sık iğnesinde örelim. Trabzanımı tamamladım. 9 oldu. Bir zincirimi çekiyorum. Arkasını çevirip sık iğnemi de başlatıyorum. Sık iğnemin tamamını bitirdim. Şimdi battığım yere değil, bir sonrakine gelerek batıyorum. Buraya değil. Bakın burada daha önce ördüğümüz yer var. Diğerine batıyorum. 1 2 ve 3. 3 tane sık iğnemizi ördüm. Dilerseniz burada 20 tane bile olsa hiç değişmeyecek. Hep aynı işlemlerimizi yaparak tekrarlarımızı ederek sona kadar bu şekilde geleceğiz. Örgümüzün bir tanesi düz dururken trabzanımız, diğerisi ters. Lütfen e, bir yanlışlık var sanmayalım çünkü aynı sırada hem trabzanımızı hem sık iğnemizi örmekteyiz Bazı örgülerimizde ön yüzde trabzan, arka yüzde sık iğne ördüğümüz için e, ön yüzde tamamen trabzan dururken yani burada arka yüzde e, ön yüzde durabilmek diyen yani trabzanımız tersle düzlü devam edecek. Evet sık iğneleri tamamlayıp bitirdikten sonra yeniden başlıyoruz. Burada 9 tane zincirimizi çekmiştik. Her başlangıçta 9 zincirimizle başlıyoruz. Yine çekiyorum. Hiç değişmeyecek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 tane zincirimi çektim. Örgümün arkasını çevirdim. İlkine değil ikinciye batıyorum. Yanındaki takip eden iki tane sık iğnemin üzerine de örüyorum toplamda üç tane sık iğnemle bağlandım üçüncüsünden sonra hiçbir işlem yapmadan çeviriyorum tığımın başını dolayarak 9 tane trabzanımı örüyorum trabzanımı tamamladım bir zincirimi çekip ardına çevirip batıyorum sık iğnelerimi tamamını bitiriyorum. Batığım yere değil bir sonrakine 1, 2 ve 3. 3 defa sık iğnemi örüyorum. Buradan sonra da 5 zincir. 2, 3, 4, 5. En alta değil bir yanına bakınız. En alttaki trabzanıma değil hemen yanındakine batıyorum. Bir yanındakine bir yanındakini battığımızda birlikte 3 tane olacak çeviriyorum ve trabzanlarımı örüyorum bu şekilde örgümüz istediğimiz boyuta gelene kadar ilerliyoruz Aralarda beşer zincir çekerken kenarda 9 zincir çekmeyi unutmayalım. Hem kenarın trabzanını kaldırıyoruz hem de buradaki trabzanlarımız için zeminimizi kuruyoruz. Aralara beşer tane ve trabzan sayımızda hiç değişiklik yok. 9 tane trabzan bu şekilde örmeye devam edip tamamlayalım. Modelimizin çalışması bittikten sonra bu şekilde kurçuk çalışmak isteyen arkadaşlarımız için modelimin sonunda iki tane kortçuk yapmamıştım. Birlikte çalışalım diye. Benim bu mesafe çok uzun bir mesafe değil. 25 tane zincir çekerek bu çalışmamı yaptım. Sizler daha uzun istiyorsanız daha uzun da çalışabilirsiniz. Şimdi beraber çekelim bakınız. Uçtan başladım. Size de şöyle göstereyim. En kenara tığımı sabitleyerek başladım. Sonra aralarına üçer zincir çekerek ilerledim. Şimdi 25 tane zincirimi çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 Zinciri de sonra kullanacağımız için çok sıkı sıkı çekmeyin. İçerisine girip trabzan öreceğiz. Şimdi zincir sayımı tamamladım. Sizler daha uzun da yapabilirsiniz. 1, 2, 3 ve 4. 4. zincire geri dönüyorum. Bakın birini atladım, 2'ye atladım, 3'e atladım, 4'e bir defa dolayıp geliyorum. Bir doluyorum. 1, 2, 3. Tekrar doluyorum. Aynı yere bir tane daha batıyorum. 1, 2, 3. Tekrar tığımın başım doluyorum. Bir sonraki hiç atlamıyorum. Bakın bir sonraki zincir yuvasına giriyorum. 1 2 3. Tekrar doluyorum aynı yere. Bakın aynı yere. 1 2 3. Doluyorum. Bir sonraki şimdi şuradaki zincirime giriyorum. Her bir zincire ikişer ikişer örüyorum. Dilerseniz Üçer 3'er de örebilirsiniz daha kıvrık olur bir defa doluyorum bir sonrakine batıyorum dönmeye başladı zaten elimizde yön veririz bir sonrakine geliyorum ve bu şekilde bütün zincirlerimi örerek ilerliyorum. her birine ikişer ikişer battık bakınız 2 2 2 İki şeklinde. Zincirlerimin tamamını trabzanlarımla ördüm. İkişer ikişer örerek tamamladım. Bakın şu şekilde kıvrıldı. Şöyle elimizle kıvrım yönüne doğru yaptığımız zaman daha güzel dönmekte. En son trabzanımı ördüm. Hemen bakın buraya batmıştık. Yine aynı yuva içerisine batıyorum. Sabitledim. Tekrar 1, 2, 3 tane zincir çekip ileriye batıyorum. Şöyle ortaya. 1 2 3 tane daha zincir çekiyorum. 3. zincirimi hemen trabzanımın kenarına batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 yani istediğimiz aralıklarla daha seyrek aralıklarla da yapabilirsiniz daha sık aralıklarla da çalışabilirsiniz bu istediğiniz sıklık gevşekliği kendiniz ayarlayabilirsiniz Yine zincirimizi çekip yukarıya doğru ikişer ikişer doldurarak ilerleyelim. Evet sevgili arkadaşlar çalışmamızı tamamladık. Umarım beğenmişsinizdir ve ben de sizlere faydalı olabilmişimdir. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.